Ve bu kazı çalışmalarında ortaya çıktı. Tabi buradaki kazı çalışmaları da gerçekten çok kötü bir şekilde ilerliyor. Bir haftada bitecek olan kazı çalışmaları yaklaşık 15 gündür sürüyor. Ve buradaki esnaf kan ağlıyor. Çevresinde 3-4 tane okul olan bu güzel semt maalesef bugün pislik içinde, farelerin istilasına uğramış bir şekilde. Evet sevgili seyirciler, Küçük Yalın'daki bu kötü görüntüler bitmek bilmiyor. Yolları her tarafını kazmışlar. İnsanlar, burada oturan kişiler farelerden çıkan dolayı rahatsızlık duyduklarını dile getiriyorlar. İşte buranın hali bu şekilde. Esnaf da bundan çok şikayetçi. Hemen bir esnafımızla röportaj yapmak için onun yanına gidiyoruz. İşte burada bulunan esnaflarımızdan bir tanesi. Esnaf değilim, mahalle sakinleri. Mahalle sakinlerinden birisi. Siz ne söylemek istersiniz bu kötü görüntü için? Bir an önce bitmesi, hem sağlık açısından hem görüntü açısından hem buradaki esnafların sıkıntılarının bir an önce gitmesi açısından. Çünkü gelen bu kamyonlar iş makinalarından dolayı esnaf biraz sıkıntı çekiyor. Malum arabalar burada hiç yol park ettiği için bu sefer trafik sıkışıklığına şey yapıyor. Bir de akşamları okul servisleri gelirken bayağı burada yaşayan sakinler olarak da biraz sıkıntı. Çocuklar da etkileniyordur tabii. Tabii. Yani toz, toprak. Bir an önce bitmesi İzmir, güzel İzmir'imiz için çok iyi oldu. Faydalı. Özellikle de Expo'ya ev sahipliği yapmayı isteyen bir şehir. Biliyorsunuz Türkiye'nin 3. büyük kentiyiz. Tarihi turistik olarak büyük bir kentiyiz. Hani bu görüntüler İzmir'e yakışmıyor. Yapışlanan bir işin en hızlı şekilde, en çabuk şekilde yapılması İzmir'in için faydalı olur. Bak, biraz mağduriyeti bir görün. Yani bu sıkıntıları, bu akıntıları, bu kanalları, bu çalışmaları böyle. Şu kablolar bak, bir aydır aldıramıyoruz bu kabloları ya içeriye. Tekin kablolarını aldıramıyoruz yani bak. Şu hale bak ya. Ne kadar tehlikeli biliyor musunuz bu? Kaç bin volt şey geçiyor buradan. Cereyan geçiyor. Yani bu böyle açıkta olabilir mi ya? Burada okul var ya. Öğrenciler var. Minik öğrenciler var. Buradan geçiyor yani. Bu insanlar buradan nasıl çıkıyor, nasıl gidiyor, nasıl? Yani bölüm bölüm yapsalar bu ne kadar güzel olacak. Yani çalışmanın da bir düzeni, bir intizamı olur yani. Böyle bir saçma ya. Bak şu kanala bak ya. Biz burada sebze meyve satıyoruz ya. Böyle bir çalışma olur mu ya? Hemen yan tarafınızda anaokulu var. Evet, burada anaokulu var. Orada Hakimiyet-i Milliye var burada yukarıda. Çocuklar çıkamıyor. Nerelerden dolaşıyorlar ya? Nerelerden gidiyorlar? Ya öyle bir sıkıntı bildiğin gibi değil. Yani bizim psikolojimiz bozuk. İşin açıkçası söyleyeyim yani. Esnaf olarak bizim güler yüzlü olmamız lazım, düzgün olmamız lazım, efendi olmamız lazım. Ama artık böyle sinir, stres içerisinde böyle. Öyle bir çalışıyoruz yani. 1 kilometrelerden geçiyoruz orada. Buradan geçmiyor ki. Olmaz yani. Bütün merdivenler ya. Hepsini yırtmışlar böyle. Bütün hepsini. Yani insanlar çıkamıyor. Nereden çıkacak? Okula gidecek. Çocuğunu okula götürecek. Nasıl götürecek? Ön tarafına daha ilerik merdivenden gidiyor. Buradan gidecekler. Ön tarafına daha arkadan gidiyor. Şeyin Meram Fesnesi oradan gidiyor. Buradan gitmek varken. Ne baksana. Rezil yani. Hiçbir faydası yok buranın.